Sen fabrikada bir işçi parçasıyken çiftliğe hanım ol, sonra da mahpuslara düş. Hey gidi dünya, hey. Olan abime oldu. O kadar söyledim, dinlemedi beni. Bilmem mi? Adamın gözünü kör eder Çiyan. Bir an önce toplanıp çiftliğe gidelim. Çiftliğe mi? Evet. Birlikte gidebiliriz. Belli ki Gül hapishaneden çıkamayacak. Suçlu bulunursa her şey bana kalacak. Avukat öyle söyledi. Ama daha kesin değil. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar epeyce vakit var. İyi de o vakte kadar ne olacak? Çiftlikteki, fabrikadaki işler nasıl devam edecek? Hem burada sefalet çekmemize gerek yok. Hep birlikte gidip çiftlikte yaşayalım, ha? İsteyen istediği yere gitsin. Ben evimi bırakıp hiçbir yere gitmem. Halide ne yapıyorsun? Toparlanıyorum. Hadi bir an önce sen de toparlan. Halide, her şey bu kadar muğlakken bu doğru mu? Yani çiftliğe yerleşmek için çok erken değil mi? Erken ya da geç ne fark eder? Nasıl olsa taşınmayacak mıyız? Çiftliğe gitmek istemiyorum Halide. Neden? Oraya gidemem. Bana yakışmaz. Bak Kemal, orası benim doğup büyüdüğüm yer. Babamdan kalan, hak ettiğim yer. Ve ben eşimle birlikte orada yaşamak istiyorum. Bundan tabii ne olabilir? Kemal, hani hep birlikte olacaktık? Şimdi beni yalnız mı bırakıyorsun? Halide, yapamam. Son kez soruyorum. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum. Peki, sen bilirsin. Sen gelsen de gelmesen de ben gidiyorum. Topraklarımı sahipsiz bırakmayacağım. Hoş geldiniz Halide Hanım. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Halide Hanım. Siz zahmet buyurmayın. Ben ne güne duruyorum. Thank you.
nasıl da bomboş. Beyin yokluğunda hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Başımızda da hiç kimse kalmadı. Allah size zeval vermesin. Eyvah. Tamam. Siz çıkın. Gülizar, Seyyare. Siz kalın. Hemşire diyen sesini bir daha duyamayacağım. Ben bu acıya nasıl katlanacağım? Çok zor hanımım, çok zor. Allah sabrını verir inşallah. İnşallah. Sabahları yataktan hala bey görürüm diye uyanıyorum. Belki rüyadır. Gelip geçmiştir. Sonra ağlıyor, adımımı attığım anda anlıyorum ki o artık burada değil. Kabullenmesi çok zor da olsa maalesef abim yok artık. Gül'ünün de hapishaneden çıkması neredeyse imkansız. Onun yaptığı doğru mu? Kesin kararı mahkeme verecek. Lakin deliller ortada. Boyu posu devrilsin. Anasından emdiği süt burnundan gelsin. Bundan sonra çiftliğin idaresi bende. Eski düzenimize devam edeceğiz. O Zafer Bey gitti ama Allah'tan başımızda siz varsınız. Siz başımızda olunca artık eskisi gibi yaşar dururuz. He. Yasin Ağa nerede kalıyor? Yerini biliyor musunuz? He, ben biliyorum. İyi. Söyle Yasin Ağa'ya. Çiftliğe gelsin. Baş üstüne hanım. Utanmıyorum lan hırsızlık yapmaya. Vallahi ben bir şey yapmadım. Lan bunlar ne o vakit? Niye noksan bu mallar? Bilmiyorum, haberim yok. Ben sana emanet etmedim mi bu iş? Emanete hıyanetlik der mi senin bu yaptın ha? Tartının başından hiç ayrılmadım. Her çıkan malı yazdım. Ne diyorsan onu yaptım. Ben mi dedim sana mal kaçır diye? Ben mi dedim sana fabrikayı soyup sobana çevir diye bir de yalan konuşuyorsun? Tövbe billah yalan demiyorum. Bunun hesabını vereceksin sen. Bunun hesabını vereceksin. Etme ağam, ben bir şey yapmadım. Bir şeyden haberim yok. Düş lan önüme. Düş lan önüme, düş! Yapma ağam. Düş önüme. Benim bir günahım yoktur. Yürü! Vallahi bir suçum yoktur ağam. Afiyet şeker olsun. Sağ ol Gülizar. Yasin Ağa'yı çağırttığınız çok iyi oldu hanımım. O çitlikten gittiğinde pek üzüldüydüm. O sade çitliğin değil, hepimizin ağası. Artık işler eskisi gibi devam edebilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.